1. Geleceği gören harita. Coğrafya ve harita uzmanı olan Türk ünlü denizci Piri Reis'in 1513'te çizdiği Afrika, Amerika ve Güney Kutbu'nda gösteren harita ortaya çıkarıldı. 1929 yılında ortalığı karıştırdı. Çünkü Güney Kutbu'nun keşfi haritanın çizilmesinden sonra, yani 1818'de gerçekleşmişti. Dahası Piri Reis'in haritası kıtanın buz altında kalmış sahil kesimlerinde gösteriyordu. Ancak kıta üzerindeki buzlar haritanın çizilmesinden tam 6000 yıl önce yarışmıştı. İkinci olarak 2000 yıllık pil. Alman arkeolog William Koenig tarafından 1938'de Irak'ın başkentinde Bağdat'ın yakınlarında bulunan 2000 yıllık pil bilim adamlarını şaşkına düşürdü. Koenig, 13 cm boyunda toprak bir kabın içine monte edilmiş bir bakır silindir, onun etrafındaki demir çubuk ve testinin ağzını kapatan alsattan oluşan bu nesneyi dünyanın en eski pil olarak tanımladı. Pilin 2 volt enerji ürettiği saplanırken 1800'lü yıllarda modern pili icat eden Alessandro Volta'nın adlı İtalyan konutunda şöhretine gölge düşürdü. 3. Antik Çağ Bilgisayarı. 1900'lü yıllarda Girit açıklarında bir batıkta araştırma yapan bilim adamları ilginç bir cisme rastladı. Tahta bir muhafazanın içine yerleştirilmiş bir dizi bronz dişliden oluşan bu garip nesnenin kasası yüzeye çıkarıldığı anda dağıtıldı ve cihazın içinde karmaşık bir yapı ortaya çıktı. Yapılan çalışmaların ardından bu aygıtın ay, güneş ve diğer gezegenlerin konumlarını hesaplamak ve istediği anda bunların pozisyonlarına yönelik tahminler bulmak için geliştirildiği anlaşıldı. 4. Kristal kuru kafa. Maya dönemine ait 1000 yıllık bu kristal kuru kafa tek bir blok kristal üzerine oyma olarak yapılmıştı. Nasıl yapıldığı hala anlaşılmayan kuru kafanın altında tutulan ışık doğrudan göz çukuruna yansıyor. Bu teknolojinin bugün bile mümkün olmadığı söyleniyor. 5. Generalin kemer tokası. Milattan sonra 3000'li yıllarda ölen Çinli general Ku Kuo'nun mezarında 1956 yılında bulunan kemerin tokası %85 oranında alüminyumdan yapılmıştı. Ama doğada sadece bileşik olarak bulunan alüminyum diğer maddelerden ayrıştırarak tek bir madde olarak kullanılabilmesi ilk kez 19. yüzyılda mümkün olmuştu.